Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınların hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında TÜMAVAR'ım 4 testlerindeki test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir demiş. Öncelikle arkadaşlar düzgün beşgen iç açısı kaç derece? Önce dış açıyı buluyoruz. 360 bölü 5 72. Hocam 72 ise burası 108. Bunlar da birbirine eşit olduğundan bunlar 36 36 oldu mu? Oldu. Aynı şekilde burası da 108, burası da 108 derece yazalım arkadaşlar. Peki, şimdi ne yapacağız? Hocam alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Ne verilmiş? Şu parçayla şu parçaya eşit vermişler bize. Dikkat edin, BD ile BF birbirine eşit. Aa, köşegenle alakası yerde bir eşitlik varsa, düzgün beşgende de bütün köşegenler birbirine eşitse ne yapıyorduk? Bir köşegende biz patlatıyorduk. Patlat bakayım bir köşegen. Hangisi? Tutup da bunu çizmezsiniz. Mantıklı olanı çizersiniz değil mi? Hocam şu köşegeni çizsem. Bak köşegenler birbirine eşitti. Aa ne çıktı? Bu eşitliği yazınca burada da x kenarlık çıktı mı? Çıktı. Hocam 108 ya. Burası da 36 ya. Burası da 36 olacak. Sonra ne yapacağız? Hocam ikisinin toplamı kaç yaptı? 77 yaptı. İkiz kenar olduğundan dolayı burası da 77. İki iç açı gördüm, hemen bir dış açıya eşitlerim. Yani şurası olur. Burası da 118 yapar. Aa hocam şuradaki üçgende de iki iç açının toplamı bir dış açı var. Yani 108 artı x eşittir 118'den. X buradan kaç gelir arkadaşlar? 10 gelir. Yani Balıkesir. Balıkesir derken Balıkesir'in plakası. Cevap Cehan oldu. Yukarıda verilen ABC üçgenin alanı ABC üçgenin alanının 3 katıdır. He, üçgenin alanından bahsetmiş. Hocam hem BDC üçgeninde hem de ABC üçgeninde şu kenar ortak değil mi? Evet. Arkadaşlar birer kenarları ortak olan üçgenlerde tabanları ortak olan üçgenlerde yükseklikleri oranı nedir? Alanları oranı eşittir. Biz hep şunu kullanıyoruz. Ne diyoruz? Tabanları aynıysa, yani tepe noktaları aynıysa tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde dağıtıyoruz ya. Tam tersi. Tabanları da aynıysa tepe noktalarındaki çizilen yüksekliklerle de alanlar yine doğru orantılıdır diyebiliriz. Ya zaten diyecek olursak buraya A, buraya H diyecek olursak A çarpı H bölü 2 ise burası. Öbürü de 3 katı olacak. A çarpı 3H bölü 2 olur hocam burası. Yani burası H iken buradan çizilen yükseklikte ne olmak zorunda? 3H olmak zorunda. ÖSYM de buna benzer bir soru sordu arkadaşlar. Dikkat edin. İspatıyla da yapabilirsiniz. Hocam bu üçgenin alanı A çarpı H bölü 2. Bunun kaç katı? 3 katı. Neye eşitmiş? A çarpı X bölü 2 dersiniz. Hadi Y diyelim buna hatta. X çarpı A çarpı Y bölü 2 eşit dersiniz. Bölü 2'ler gitti, A'lar gitti. Y eşittir 3 aşağı oldu. Buradan da ispatı da bu şekilde de yapmış olursunuz arkadaşlar. İspatını da göstermeden geçmeyelim. Tamam. Tabanları aynı olan üçgenlerde evet yükseklikleri oranı alanları oranına eşittir. Şimdi adam zaten BCD'yi ikizkenar demiş. BCD'yi ikizkenar demiş ve şu ve şurasını 42 demiş. Eyvallah. İkizkenarda çizilen yükseklik ne yapıyor? Tabanı iki eşit parçaya bölüyor. Hocam burada o zaman bir paralellik çıktı. Bir ortotabanlık çıktı değil mi arkadaşlar? Şunlar eşit ya. Şunlar da paralel ya. Hocam buraya bir K dersen burası ne olur? 2K olur. A, H, K ise 2K ise 3H 6K olacaktır. K'sı buradaysa buraya 5K kaldı. Hocam şunda şu hala daha paralellik devam ediyor. Bak paralel bunlar. Şurada da bir kelebek çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 5'e 2. Madem 5'e 2 x deniliyor bizden. Burası 5N ise burası 2N'dir. Toplam 7N 42 verilmiş bize. Çünkü x kenardı burası. BD uzunluğu da BD uzunluğu da 42 eşitti. 7N eşittir 42 ise N'i buradan 6 buluruz. Bizden ne isteniyor? X yani 5N isteniyor. N 6 olduğundan cevabımız kaç çıkar? 30 çıkar arkadaşlar. Evet cevap böylelikle Balıkesir oldu. Şekildeki birim kareler üzerine merkezleri gösterilen 7 adet çember çiziliyor. Sonra bu çemberin arasında kalan bölge boyanıyor. Boyalı bölgenin çevresi nedir? Çemberler birbirine deyince merkezleri birleştiriyor muyduk gençler? Evet. Ne duruyorsun? Haydi çizsene. Çizdik mi çizdik? Sonra ne yapacağız? Arkadaşlar bunların yarıçapları kaç? Hocam bunun yarıçapı 2. Bunun yarıçapı 1, 2, 3, 4. Bunun yarıçapı da 4. Bunun yarıçapı 1. Burası da 1. Burası da 1. Burası da 1. 1, 1, 1. Bunlar bir zaten. Şimdi ne yapacağız? Bunun çevresi. Hocam burası. Çeyrek daire. Yarıçapı 4 olan çeyrek daire. 2 pi 4 bölü 4. Artı. Hocam yarıçap 1 olan çeyrek daire. Yarıçap 1 olanlarda bence çeyrek dairelere bakalım arkadaşlar. İlk önce 2 pi 1 bölü 4. Bir tane çeyrek dairenin yay uzunluğu. Sonra şu ikinci çeyrek. 3.
4, 5, 6, 7, 8 tane çeyrek var. Çarpı 8 deriz ve şuradaki komple bu kısmı hallederiz. E hocam burası da var. Burası da yarıçap 2 olan yani 2 pi r bölü direkt 4 değil midir gençler? Aynen öyle. Bitti mi olay? Bitti. 4'ler gitti. 2 pi. Şunda şu sadeleşince kaç yaptı arkadaşlar? 2, 2 kere 2, 4, 4 pi. Şu 2 kere 2, 4, bu da pi yaptı. Topladığımız zaman 4, 5, 6, 7. Evet, cevabımız böylelikle 7 pi oldu arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Denizli çıktı. Ayrıt uzunlukları ABC olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı işte bu. İkişerli kenarların ikişerli çarpım şeklinde bulunur diye söylüyor bize. Bir de 2 ile çarpacağız. 1, 1, 3 olan şu şekilde oluşan şeklin yüzey alanı. Ben bu formüle bağımlı kalmıyordum bunda. Birim küplerle oluşturulabilen yapılarda yani dikdörtgenler prizmasında ya da kare prizmada da uygulayabiliyoruz bunu. Görünen yüzey çarpı 2 hayat kurtarır kardeşim. E hocam burası 1'e 3 olduğu için burada kalan kaç oldu? 3. 1'e 3 olduğu için 3. 1'e 3 olduğu için burası da 3. Ama burada yapıştırmış. Şu alanları maviyle mi göstersem? Evet, şu alanları maviyle göstereceğim. Çünkü şu kenarları 1 1. Burası 3 olduğundan dolayı. Burası 1 olduğundan buraya kaç kaldı arkadaşım? 2 kaldı. Aynı şekilde buraya da 2 kaldı. Burası 3. Tamam, burası da 1. Hadi şimdi alanları yazalım mı arkadaşlar? Yazalım. Hocam burada kalan 1. Burada kalan 3 kere 1 3. Burada kalan 3 kere 1 3. Burası 1. Burası 3. Yalnız burası 2'ye 1 olduğundan dolayı 2. Sonra burası 3. Yalnız burası 2 birim olduğundan dolayı şurası 2 birim. 2'ye 1'den dolayı 2. Burası da 1 birim alanında. Burası 3. Burası da böyle yapıştırma var mı arkadaşlar burada? Yok. Ha var. Şuradaki 1 birim gitmiş. Burası 2, 2 birim kaldı o zaman buraya. O zaman burası 2 yaptı. Burası 3 birim. Burası da 3 birim. Burası da 1 birim kare mi olacak arkadaşlar? Evet. Görünen yüzey çarpı 2 olayı bitirir. Haydi alanları sayalım. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3 var. 6 tane 3 var. Artı hocam sonra ne var burada? 1, 2, 3. Şurası da 3 değil mi? 3 tane 2 var. 3 tane 2 var. 6 tane 3 yokmuş. 7 tane 3 varmış arkadaşlar. Şurası da 3 olduğundan dolayı görüyorsunuz. 7 tane 3 var. Kaç tane? 3 tane 2 var. Birleri sayıyorum. 1, 1, 1, 1. 4 tane de 1 var. 4 tane de 1 var. İşte bunu bir de neyle çarpacağım? Çarpı 2. Perspektif gereği bu şekildeki yapılarda önünü görürsen arkasını göremiyorsun ya. Ondan dolayı görünen yüzey çarpı 2 direkt olayı bitirir arkadaşlar. 21, 6 daha. 27, 4 daha. 31. 2 ile çarptın. 62 mi yapıyor gençler? Evet, cevabımız böylelikle 62 oldu. Yani bu sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Buna dikkat edin. ÖSYM buna özen gösteriyor arkadaşlar. Büyük yarıçap 6 santimetre olan boya rulosunun uzunluğu 30 santimetredir. Uzunluğu 30. Ruloya bir küçük de böyle bir yarıçap var. Bir de büyük yarıçapı. İşte burası 6'ymış arkadaşlar. Bir boyacı 10 tur atacak. Boyadığında boyanan duvar ne kadardır diye soruluyor. Arkadaşlar bir silindir. Şu şekildeki bir silindiri düşünün. Açtığınız zaman bir dikdörtgen değil mi? Ruloyla tüm yüzeye gittiği zaman bir tur atmış oluyoruz değil mi? Yani şu yan yüzeyi kadar taralamış oluyoruz. Burası neydi? 2 pi r'ye kadardı. Burası da neydi? H'tı. Arkadaşlar r 6 olduğuna göre r yerine 6 yazdığında burası 12 pi yaptı. H da neymiş? 30. Arkadaşım hatta pi'yi de 3 alınız diyor. Burası da 12 pi dediğimizde aslında kaç yapıyor? Pi'yi 3 aldığımızda 36 yaptı arkadaşlar. Bundan da kaç tur atacakmışız arkadaşlar? Bir tur atsak bu kadarlık yeri ben boyuyorum. Adam bize diyor ki 10 tur at diyor. O zaman 36 çarpı 30, 36 çarpı 30 bize bir tur attığında şu kadarlık yeri yani silindirin yan yüzeyi kadar boyayacağını söylüyor. Bir de ben bunu 10 tur attırırsam cevap kaç yapıyor? 108 buradan geldi. 2 tane de 0 geldi. 10.800 mü yaptı arkadaşlar? Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. ABCD bir kare ve 2'ye 1 verilmiş arkadaşlar. A noktasında bulunan bir karınca ok yönünde hareket ederek E noktasına vardığında en kısa yol nedir? Evet, sizi zorlayacak galiba bu değil mi? Ben yukarıda burada işlem yapamayacağım için kopyaladım. Şurayı yapıştırıyorum arkadaşlar. Şunun üzerinde göstereyim isterseniz. Şekli biraz daha büyüteyim isterseniz arkadaşlar. Daha önceden aslında siz bu yöntemi yani bu tekniği biliyorsunuz arkadaşlar. Şu tekniği biliyorsunuz. O yüzden sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şununla şunun toplamını bulacağım. Arkadaşlar bununla bunun toplamı en az ne oluyordu? Şöyle katlamasını aldığımızda doğrusal olacak değil mi?
Yani katlamasını alırken ben bu karenin katlamasını alayım arkadaşlar şöyle. Karenin katlamasını alırsam daha sağlıklı bir değer olacaktır. Karenin katlamasını aldığımda arkadaşlar, yani senin bunun simetriği ne olmuş oldu arkadaşlar? Şu mavi çizgi, bak şu mavi çizgi, tamam eyvallah. Şuradaki mavi çizginin katlanmışı burası oldu. Doğrusal olduğunda bu ikisinin toplamı en az oluyordu. Tamam eyvallah. Sonra böyle geleceğiz. E böyle gelmek için de ne yapacağım? Hani böyle geliyor, böyle geliyor. Katlamasını, bir tanesinin katlamasını sağa doğru almayacak mıyız? Alacağız. Yani artık buradayız ya biz. Sağa doğru katlamasını alacağım şeklin. Alayım sağa doğru katlamasını. Sağa doğru katlamasını aldığımda nereye geliyor arkadaşlar bu? Alt yüzeye gelecek. Bak dikkat et. Ben şunun katlamasını aldığımda yukarı doğru hop, bu alt yüzey buraya geldi. Şuraya geldi. Hocam bu alt yüzeyi de şimdi buraya doğru katladığımız alt yüzey hala burada. Bizim buradan buraya gelirken alt yüzeye gelecek ya. Buradan devam ettiğinde alt yüzey buraya mı devam edecek arkadaşlar? Bak alt yüzeydeydi. Sonra devam ediyor. Buradan böyle girişten olacak. Hocam bu artı bu. Aşağı doğru katlamasını almayacak mıydık? Evet. O zaman bunu da aşağı doğru katlamasını alacağım. E burada aşağı doğru katlaması derken bu alt yüzeye göre katlamasını alacağım. Şuradayım ya. Bu alt yüzeye katlaması yukarıya almak olur arkadaşlar. Çünkü bunun alt yüzeyi bunun üstüne geldi. Şöyle yukarı doğru katlamasını almak zorundayız arkadaşlar. Yukarı doğru katlamasını aldığımızda bizim eleman ne olacak? Bununla bu. Yani şunun aşağı doğru katlamasını düşünün arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru katlamasını düşünün. Şu katlaması buraya geldi ya, bununla bu doğrusal olacak. Yani bununla bu doğrusal olacak. En son nereye gidecek arkadaşlar bu? Hop şu kenara doğru gelecek. En son geldiğinde ne oluyor peki? Şu katlama geldiği zaman uzunluk alta kadar olan uzunluğu 2 birim olacak. Dikkat. Alt doğruya kadar olan uzunluğu. Alt doğru burası değil miydi arkadaşlar? Evet, alt doğruya olan uzaklığı 2 olacak. Yani burası 2 olacak. E hocam karenin bir kenarı 3. Burası 3. İşte bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. En az kaçtır? Doğrusal olduğunda. Hocam bu doğrusallığı bulalım bakalım. Dik üçgene karşılık getirdiğim zaman böyle. Hocam burası 3. Burası da 3. E hocam burası da 3. Ne geldi? Pisagor bağıntısı geldi mi? Geldi. Hocam burası 6. Bakın 6. Burası kaç yaptı? 8. Ne üçgeni? 10. Daha öncelerinde yapmıştık. Tekrar söylüyorum. Şu ikisinin toplamının en az değeri bulunurken bir tanesinin katlaması alınıyordu aşağıya. Biz karede böyle çoklu bir olduğu için karenin katlamasını aldık arkadaşlar. Bu alt kavramı da çok önemliydi. Burada alta göre katlamasını alacaktık. Bu alt burada buraya geldiği için üste göre katlamasını alacağız arkadaşlar. Burada ona göre. Tamam. Zor bir soru. Aslında çok zor bir soru. Ama daha öncesinden biz bu x artı y'li soruları çözdüğümüz için artık sizin için zor bir soru olmaktan çıkıyor aslında arkadaşlar bu. Sizin için kolay bir soru ve bundan sonra da rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Yaparsınız değil mi? Yaparsınız. Evet, cevabı 10 bulduk. Cevap böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar. Şekilde duvara asılı olan ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki levha ABC ve G noktalarında çiviyle tutturulmuştur. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi ve GB yer düzlemine paraleldir. Tamam, çizelim o zaman arkadaşlar. Hop çizdik şunu. G ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Hemen 9 9'u yapıştırdık. Hocam 9 15 ne üçgeni? 9 12 15. E bu arada burası K iken burası 2K değil mi? Evet. E o zaman buradan ne çıktı arkadaşlar? Bu ağırlık ve kenar ortay aynı zamanda yükseklik ya. 9 12 15. 3K 12 ise yazalım şuraya. 3K 12 ise K'yı buradan 4 bulduk. Hocam burası 4, burası da 8 çıktı. Sonra ne diyor bakalım soru. Bu levha üzerindeki A ve C noktalarındaki çiviler çıktı. Arkadaşlar şunları çıkarttık. Eyvallah. Sonra G noktasındaki çivi gevşetilmiş. G noktasındaki çivi çıkmamış, gevşetilmiş. Levha B noktası etrafında AC yer düzlemine paralel oluncaya kadar dönüyor. He, bu üçgen dönüyor arkadaşlar. AC paralel oluncaya kadar dönüyor. O zaman AC paralel oluncaya kadar döndüğünde şöyle bir üçgenle mi karşılaşıyor? Şöyle döndü mesela. Atıyorum şöyle üst üste gelmek zorunda dedi. Şöyle döndü arkadaşlar. Üçgenimiz böyle oldu. Böyle olunca ne oluyor? Buradaki çivi de gevşetilmişti ya. Buradaki çivi gevşetildiği için ne olacak arkadaşlar? Duvarda bir iz bırakıyormuş işte. Bu sırada G noktasındaki çivi duvarda iz bırakıyor. Arkadaşlar bu B noktası etrafında dönerken dikkat. B noktası etrafında dönerken hop şöyle bir dönüş yapmayacak mı? Evet hocam. Buradaki dönüş ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir şey olacak. Zaten bu çizginin dönüşü. Bakın şunu şöyle göstereyim isterseniz. Bizim şu yüksekliğimiz de şurası değil mi? Bu yükseklikte dönerken şöyle hareket etmeyecek mi? Edecek. Yani şöyle döndü. Yükseklik burası. Hocam bu zemine paralel oluncaya kadar döndü. Bununla bu paralel. O zaman zemine paralel. Bu da zemine paraleldi.
O zaman burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Yani kaç derecelik bir dönüş yapmış oldu o zaman bu dönerken? Bu zemine paralel dönüyorsa o zaman bizim eleman tam buradan dönerken 90 derece döndü. Peki bizim G noktasındaki çivi hop dönüşte şu kadarlık bir mesafe mi geliyor? Yani nasıl bir dönüş yapıyor G noktasındaki çivi? Aynen şöyle bir dönüş yapıyor. Hop şöyle bir dairesel dönüş yapıyor. Yarıçapı kaç oldu? 8. Kaç derecelik bir dönüş yaptı? 90. Yani çeyrek daire şeklinde bir dönüş yaptı. Buna göre bu izin uzunluğu nedir diye soruluyor. İşte bu izin uzunluğu soruluyor bize. Çeyrek dairenin yay uzunluğu. O da 2 pi r bölü 4 değil midir arkadaşlar? Evet. 16 pi bölü 4'ten cevabımız 4 pi yaptı arkadaşlar. Yani cevap Ceyhan oldu. Yukarıdaki şekilde AB, AC ve BC çaplı yarım daireler verilmiş ve S2 eksi S1 isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ÖSYM daha öncesinde şöyle bir soru sordu. Böyle bir soru sorduğunda yani bu yarım daireyi çizip buna ait bir çapı gören çevre açı 90 derece oluşturduğunda ve bunları çap kabul eden daireler çizdiğinde bu sarı alan üçgenin alanına eşit. Bu üçgen dışarıda olduğunda bu daireler bu yaylar arasında kalan şu saçma alanların farkı da yine üçgenin alanına eşit. Bazıları hocam ben formülü bilmek istiyorum diyenler üçgenin alanını direkt söyler. 2 kök 3 çarpı 2 kök 6 bölü 2 der. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 6 kök gelir der geçer. Ama biz burada isterseniz ispatını yapalım. Hocam zaten ben bu kuralları biliyorum diyenler direkt videoyu geçsin. Ben ispatı bilmeyenler için yapayım. ÖSYM daha öncesinde sordu. Ya yanlış hatırlamıyorsam 7 yıl 8 yıl öncesinde sordu. Bu sınav sisteminde sorar mı? Valla sormaz taraftarıyım ama belli de olmaz. O yüzden ispatını da yapayım. Şimdi öncelikle tabii sorumuz bu olduğu için bunun ispatını yapayım. Şunun ispatını konu anlatımında yaptım zaten ben. Bunu da yaptık aslında ama neyse. Arkadaşlar haydi bakalım. Şimdi hatta konu anlatımında ben bunu yapmamıştım galiba. Bunu yapayım isterseniz şimdi. Arkadaşlar başlayalım bakalım. Üçgenin alanı. Bakalım S2 eksi S1'e eşit olacak mı? Öncelikle ne diyelim? Hocam şuraya bir A alan diyelim. Şuraya bir B alan diyelim. Şuraya C diyelim. Buraya da D diyelim. Bunları dedikten sonra. A artı B artı S1 belli mi? Evet. Yarı çapı kök 3 olanın nesi? Yarısı. Evet. A artı B alanı. Yarı çapı kök 3 olan pi kök 3'ün karesi. Yani 3 bölü 2. A artı B artı S1 pardon. A artı B artı S1 buna eşit. Sonra hocam C artı D artı S2 de belli mi? Belli. C artı D artı S2'yi de yazalım. Bu da neye eşit? Yarı çapı kök 6 olanın şeyidir. Pi kök 6'nın karesi bölü 2. Bu dursun. Sadeleştirme yapmayalım. Sonra aslında A artı D artı S2'yi de biliyorum ben. A artı D artı S2'yi de biliyorum ben. A artı D artı S2'de yarı çapını bulabilir miyiz? Buluruz. Bu kaç yapıyor arkadaşlar? Şurayı bulalım mı? Pisagor bağıntısından. Pisagor bağıntısı şurası arkadaşlar. 2'nin kök 3 katı. 2'nin kök 6 katı. O zaman burası da ne olacaktır? 2'nin kare küçüğünde kök 3'ün karesi 3. Artı kök 6'nın karesi 6. Kısa yoldan buldum. O zaman burası 6 yaptı. Yarı çapı da 3 yaptı. Pi r kare bölü kaç yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. A artı D artı S2 de. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar üçgenin alanı yazdık da aynı zamanda üçgenin alanına bakın. B artı C artı S1 değil mi? B artı C artı S1. Valla burada S2 eksi S1'i bulmak için iki tane S1 var burada. Şurası S1'de özür dilerim. İki tane S1 var burada. Bir hamle yapmam lazım. S2'nin yanında A artı D var. A artı D kalsın. Burada da B artı C var. Arkadaşlar bakın. B artı C. Ben bunları taraf tarafa toplarsam B artı C'yi elde etmeye çalışacağım ya üçgenin alanı elimizde var. Taraf tarafa toplarsam bakın. B artı C artı S1 taraf tarafa topladığımda geldi mi? O da üçgenin alanına mı eşit? Şuraya S1 yazmayı unutmuşum. Evet hocam üçgenin alanına eşit. Yani üçgenin alanı direkt ne? 6 kök 2 artı sonra A, D ve S1. A artı D artı S1. Neye eşit olacak arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı 9 pi bölü 2'ye eşit olacak. O zaman A artı D artı S1 neye eşit oldu arkadaşlar? 9 pi bölü 2 eksi 6 kök 2'ye eşit oldu. Gel burada bunun altına yaz. A artı D artı S1 bu 9 pi bölü 2 eksi 6 kök 2'ye eşit olduysa ve benden de S2 eksi S1 isteniyorsa ne yapacağım? Taraf tarafa çıkartacağım. A'lar nanay, D'ler nanay,
S2 eksi S1 geldi. 9 pi bölü 2'den bunu çıkartacağım. 9 pi bölü 2 eksi bunun tamamını çıkartacağım. 9 pi bölü 2 eksi 6 kök 2'yi çıkartacağım. Bu da 9 pi bölü 2 eksi 9 pi bölü 2 artı 6 kök 2 olduğundan 9 pi bölü 2'lerde gidiyor. Cevap da ne yaptı o zaman arkadaşlar? 6 kök 2'ye eşit olmuş oldu. Yani gerçekten de üçgenin alanına eşitmiş arkadaşlar cevap. İspatını da yaptık. Cevap da böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşım. Şekilde kare tabanlı bir piramidin içine bir küp yerleştirilmiştir. Küpün alt yüzeyi piramidin tabanı ile aynı düzlemde olduğuna göre. Evet, şurası aynı düzlemde. Düzlemde olup üst köşeleri de ayrıtları üzerindeymiş. Evet, şunlar da ayrıtlar üzerindeymiş. Eyvallah, sıkıntı yok. Üste kalan küçük piramidin yüksekliği 6 cm ve hacmi 72. Arkadaşlar bu küpün bir kenarına A dersem o zaman burası A, burası A. Bak, üste kalan küçük piramidin yüksekliği 6. Hacmini de vermiş. Taban alanı A kare. Değil mi? Tabanı kare olduğundan dolayı. Çarpı yükseklik bölü 3 eşittir 72 verildiğine göre. O zaman burada A kare 36. A'yı da kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. A 6 çıktı arkadaşlar. E hocam, A dediğimiz aynı zamanda burası da. Aynı zamanda burası da. Değil mi? E 6 büyük piramidin taban kenarı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşım dikkat edin. Bu yüksekliğin devamını getirsem buraya mı denk gelecek? Evet. Hocam bu yükseklik aslında piramitteki şuradan şuraya çizilen düzlemler arasındaki dikliği midir? O da şuna eşit değil midir? E biz buraya 6 bulmuştuk. E burası da 6. Ana, ne çıktı burada? Bunun yüksekliği 6 iken büyüğün yüksekliği yine 6 çıktı. Yani bu küçük piramitle zaten kesik piramit var burada. Dikkat ederseniz kesik piramitte yukarıya doğru tamamlıyorduk. Tamamlanmış hali. Benzerlik yapıyorduk. Yükseklikler oranı benzerlik oranı. Bizden de ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. Arkadaşlar yükseklikler 6'ya 6 ise buradaki uzunluklar da birbirine eşit değil midir? Evet. Yani 1'e 2 oran varsa 1'e 2 oran olacak. Oradan geldi eşitlik. Öyle de düşünebilirsiniz. Hocam bunlar eşitse şu uzunluk 6 ise bu uzunluk da orta bandan dolayı kaç yapar arkadaşım? 12 yapar. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. Şekildeki o merkezi çemberde 6'şar birimler verilmiş ve 1 verilmiş. Çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Arkadaşlar ya, dik üçgenden yapamıyorsan merkez giriş çektik yapınca şu biri falan kullanamıyoruz, işimize yaramayacak gibi. Dik üçgenlerden falan yapamıyorsak ne yapıyorduk? Kuvvet. O da olmazsa benzerlik yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Ama kuvvet müfredatta yok hocam, ama kuvvet de bilseniz iyi olur diye söylüyorduk. Ama öncelikle burada bir ince ayrıntı var. Şu çap değil mi? Bu çapı kullanmalıyım aslında ben. Aa, çapı kullanabileyim. Ya yarı çapla kullanacağım ya şununla. Çapı gören çevre açı 90 derece değil mi arkadaşlar? Evet. Yani burası RR iken hocam dik taban iki eş parçaya böldü. Ne oldu burada? İkiz kenar oldu. 2R ise burası da 2R'dir. O zaman buraya 2R eksi 1 mi kaldı? Aynen öyle. Şimdi ben burada R'yi bulacağım arkadaşlar. Nereden bulacağım? Başka ne yapabilirim burada? Hocam buradan bunu çizsek bir işimize yarar mı? Vallahi yarar mı? Yarar aslında. Yarar. Evet, kuvvetsiz yapmama yarar. Bunu çizersem arkadaşlar kuvvet bilen arkadaşlar şöyle yapsın. 6 çarpı 12 2R eksi 1 çarpı 2R'den yapsın. Tamam mı? Bu birinci yol diyeyim. 6 çarpı 12 eşittir 2R eksi 1 çarpı tamamı 2R'den işlemle R'yi bulacaksınız. Bunu bilmeyen arkadaşlar da nereden yapsın? Hocam bir de buradan şu çapı gören çevre açı 90 dereceye çizecek olursak hop şöyle, bu da 90 derecedir, burası da 90. İki tane Pisagor çıktı mı karşımıza? Çıktı. Hocam bir burada bir de burada. İkili Pisagor'da ortak kenar varsa ortak kenarı yalnız bırakıyorduk. H kare neye eşit arkadaşlar? 2R'nin karesi eksi 1'in karesine eşit değil mi? Evet. 2R'nin karesi eksi 1'in karesine eşit. Aynı zamanda H kare neye eşit? 12'nin karesi eksi bunun karesine eşit değil mi? 12'nin karesi eksi 2R eksi 1'in karesine eşittir arkadaşlar. Bildiğimiz Pisagor bağıntısından çıkıyor yine. Yani burası 4R kare eksi 1 eşittir 144. Arkadaşlar şunun açılımını yapalım. Birincinin karesi 4R kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4R artı ikincinin karesi 1. Önünde eksi var, bunu eksiyle çarpıyorum. Eksi 4R kare artı 4R eksi 1 yaptı mı? Yaptı. Şimdi eksi 4R kareyi öbür tarafa götürüyorum. Hocam 8R kare yaptı. Artı 4R'yi de öbür tarafa götüreyim. Eksi 4R yaptı. Eksi 1'ler birbirini götürsün. 144'ü de öbür tarafa götüreyim. Eksi 144 yaptı mı? Yaptı. Eşittir sıfırdan. Hocam 4'e bölünse 2R kare eksi R eksi
72 36 mı yapıyor? 36 eşit 0 olduğundan buradan çarpanlara ayıracağız arkadaşlar bunu. Şunu 2R'ye R şeklinde ayırsam, bunu 4'e 9 ayırsam, çapraz çarpımları buraya vermedi. Şöyle 9'a 4 ayırsam çapraz çarpımlarından 8'den 9'dan elde ederim. Evet. Eksi R'yi elde edeceğim. Burası eksi 9, burası artı 4 olursa çapraz çarpımları artı 8 R, eksi 9 R topladığın zaman eksi R'yi veriyor mu? Veriyor. Yani bu ne oldu o zaman arkadaşlar? 2 R eksi 9 çarpı R artı 4 eşit 0 oldu. Arkadaşım R artı 4 eşit 0'sa R'yi buradan eksi 4 buluruz. Böyle bir değer yarıçap pozitiftir. Olmaz. Bu değer 0'sa 2 R eksi 9 eşit 0'sa 2 R eşittir 9'dur. R de buradan ne çıkar? 9 bölü 2 çıkar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Evet, böylelikle cevap Akçay oldu. Gelelim bir sonraki soruya. Bir tasarımcı TOGG arabasının ablemini yaparken çevresi 52 birim olan eşkenar dörtgen. 52'yi 4'e böl bakayım. 13 mü? Evet, burası 13 oldu o zaman arkadaşlar. Eşkenar dörtgen içine iki köşesi ortak ve çevresi 20 kök 2 olan bir kare. Çevresi 20 kök 2 olan bir kare. Böl 4'e 5 kök 2 5 kök 2 mi yapıyor o zaman bunlarda? Evet. E o zaman hocam ne yapacağız? Valla şurada eşkenar dörtgende köşegenler çok önemliydi. E karede de o zaman şu köşegenleri çizelim mi arkadaşlar? Çizelim. Karede de önemli. Hocam çizdiğim zaman bunlar 5 5 mi oldu? Evet. Aa hocam şunlar birbirine eşit. Valla bu köşegen aynı zamanda eşkenar dörtgenin köşegeni ya. Bu köşegenin kenar orta dikmesi de eşkenar dörtgenin köşegeni olmaz mı? Olur. Yani bunun devamı köşegendir. Bunun devamı eşkenar dörtgenin köşegenidir. Hocam 5 5 hatta burası da 5. E burada ne çıktı? 5 13. 5 12 13'ten buraya ne kaldı o zaman? 7 kaldı. Bizden boyalı bölgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Tamam, çok basit. Tüm alandan neyi çıkartacağız arkadaşlar? Burayı da 5, burayı da 7 bulduk. Tüm alandan karenin alanı çıkartırsak olay bitti. Tüm alan eşkenar dörtgen alanı köşegenler çarpımının yarısı değil mi? Evet. Köşegenler ne? 24 çarpı 10. 24 çarpı 10 bölü 2'den neyi çıkartacağız? Karenin alanını çıkartacağız. Karenin bir kenarı da 5 kök 2. 5 kök 2'nin karesini çıkartacağız. 24 çarpı 10 bölü 2 kaç yaptı? 120. Eksi bunun karesi de 50 mi yaptı? 120'den 50 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 70 mi kalıyor? Cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Yüksekliği 12 birim olan içi boş bir dik koni içine şekil 1'deki gibi yüksekliği 6 birim olan bir dik silindir yerleştirilmiştir. Bu koni içine V1 birim küp olan su doldurulmuş ve yüksekliği 6 birim olmuştur. Sonra bu cisim şekil 2'deki gibi ters çevrilmiş ve bir miktar daha su eklenince suyun hacmi V2 olmuştur. Ve yüksekliği de 6 birim olmuştur diye söyleniyor arkadaşlar bize. V1 bölü V2 nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunun hacmi V1, bunun hacmi V2. Yani aslında bunu böyle döndürdüğümüz zaman bu tüm yüzeyler teğet olduğu için su akışı olmaz da. Hadi burası da hacim olarak soruluyor diye kabul edelim isterseniz. Burada V1 bölü V2'yi bulacağız. V1 basit mi arkadaşlar? Basit. Nasıl basit? Hocam şöyle basit. Şurası R iken burası 6. Bunun hacmi V1'i yazalım hemen. Pi R kare çarpı H bölü 3 değil mi? Evet. Yani 2 pi R kare geldi. 2 pi R kare geldi mi? Geldi. Devam edelim şimdi. V2'yi bulurken de ne yapacağız arkadaşlar? V2'yi bulurken de tamamının hacminden şurayı ve şurayı çıkartacağız. Hadi bakalım çıkartalım. Silindirin hacmini çıkartacağız. Tamamının hacmi. Hocam şunun yarıçapı R iken hop şurası da 2 R mi yapıyor? Çünkü bunlar birbirine eşit. Bir ortotaban çıktı mı? Çıktı. O zaman şuradaki V2'yi bulurken de büyüğün hacmi pi 2 R'nin karesi 4 R kare çarpı yükseklik 12 bölü 3'ten neyi çıkartıyoruz? Hem bu konuyu hem de burayı. Zaten buradaki konuyu bulmuştuk arkadaşlar. Bu konuyla bu konu aynı. Neyse yazalım. Pi r kare çarpı h bölü 3 eksi. Buradaki silindirin hacmi nedir? O da pi r kare çarpı h'e eşittir direkt. Evet buradan sonuca ulaşacağız arkadaşlar. V2'yi yazalım. Şurası. Bunlar sadeleşince 3 ile 12 sadeleşince kaç? 4. 16 pi r kare mi yaptı? 16 pi r kare eksi. Hocam şu gitti. 2 pi r kare yaptı buradan. Eksi bu da 6 pi r kare. E o zaman buradan ne geldi arkadaşlar V2'de? 16'dan 8 çıktı. 8 pi r kare geldi. Bizden V1 bölü V2 isteniyor. V1 bölü V2'de buradan ne olur arkadaşlar? 2 pi r kare bölü 8 pi r kare olur. Bunlar gitti. Cevabımız da 2 bölü 8'den kaç çıktı? 1 bölü 4 çıktı. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar.